Beraber bakalım bakalım. Lan böyle bir cümle yoktu lan mafya ittosunun başında. Anime'nin müziği bile sanki daha az bitrate'te çalışıyor. Hani bir yüzde sevdiğin dedim yarış bölümünde kapalıdır falan filan diye hiç uğraşmayalım dedim. Yüzde yüz sevde göreceğim direkt. Bakın Racing'e tıkladım. Hocam direkt Championship sok beni ya. Hadi adam bitirmiş de biz de bir tekrar bitirelim bakalım. Classic Designs. Round 1. Oğlum. Adam yüzü bitti diye yarışamıyor mu, bu ne? Hocam ben nasıl yarışacağım? Yarış şeyi kapalı. Difficulty hocam zorla bizi. Difficulty full'le, damage'i full'le. Hadi garajdan araba rengi bile seçebiliyormuşuz. Ha şimdi yarışabiliyoruz, okey. Bakalım bakalım bir yarışa. Bakalım nasıl bir şeyler çıkacak. Ya ne kadar dans edebilir ki mafya yarış görevleri. Ek oynamayacak mıydık biz? Vallahi bir kimse gelmedi okey. Ben de dedim mafya oynayayım o zaman. Bekleme ekranda yine birazcık uzunmuş galiba. Dehteşi 2'de bile. Abi şu oyunu sizinle oynamak, dublaj yapmak pandeminin en iyi zamanıydı. Oğlum sen dublajda atmadık oğlum seni. İkinci haftadan falan yeni başka adam almıştık. Okey hadi oğlum açsana anımız ki 2,5 saat sürdü. Lan bu ne insanda da bak. İnsanlar PNG versin. Ve oyun oğlum bu oyun 25 FPS 15 FPS falan bu ne anınız ki? Bir de sadece analogla dönüyormuşsun. D-pad'ler çalışmıyor. Çok garip bir hissiyatı var şu an. Oyunu kolla oynamadım. Lan oğlum, orospu çocuğu musun sen? Birinci kaptadı gidiyor, biz onu kovalayacağız. Devam. Buna tekrar bir sağ dönüşümüz var. Allah hocam yakaladık bile. Biz de video zorda açtık ya. Kim bilir normalde kolayda açsak kim bilir ne olacaktı oğlum. Bundan beni zorlayacak lan. Hocam bir dönüş daha. Yani evet birinci oldu. Bir de 4 tur maçacağız anasını sikeyim. 4 tur. 2 win dedim oğlum ben bu adamlara. Bittik biz. Vallahi birazcık fazla kolay bir şey beklediğimden. Evet arkadaşlar hazır playtesting portunu açmışken hikayeyi full buradan bitiriyor muyuz? Arabalar bu kadar iyi gitmiyordu. Yani bu araba çok yavaş bir arabaydı ama şu an drift ata ata gidiyorum. Fark ettiyseniz şuna baksanıza. Yani yarış bölümünü mü özel yoksa playtesting şekilde mi arabalar cidden çok daha hızlı emin değilim ama yol tutuşu daha iyi PlayStation. Daha iyi mi? Daha kolay mı? Hangi cümle? Hangi kelime seçimi daha iyi olur? Bence daha kolay. Daha iyi demem ben yani. Baksana çok rahat dönüyorum yani şu an. Eminim ki 1930 arabalar bu kadar rahat dönmüyordur yani bence. Bu araba zaten hızlıydı. Abi bu araba bildiğin herkeste bulunan o zamanın Tofaş'ı değil mi? Tam olarak. Anasını sikeyim dönüşe bakalım 250'ye dönüyorum bildiğin. En hızlı bir şekilde bu yaşımızı bitirelim bakalım. Lan anasını sikeyim aracın arkası hasar yedi, aracın 144 ve kaza PNG resmi koymuşlar bu lakbeyi. Lan V1 bastım restart attı böyle. Sadece arkaya bakma tuşunu alıyordum. Ananı sikeyim. Böyle tuş mu oldu lan? Ne kadar saçma. Adamına da bak. Esas tur birincimizi geri alırız. Bir tur daha var merak etmeyin. Bir dönüş daha. Bir dönüş daha. Bunu bilgisayar modundaki yarışlar. Hani PlayStation'dan bilgisayar modu da taşıyorlardı ama yine PlayStation 2'deki orijinal şey kadar iyi değildi diye tahmin ediyorum o bilgisayardaki modun.
Okey hocam, son tura da bakalım. En iyi tur 57 saniye mi? 57 saniyenin öncesinde tur atabilir miyiz? Bir bakalım bakalım. Böyle birazcık hızlı bir şekilde gitse. Al! Sıkıntı yok, iyiyiz. Sıkıntı yok, iyi. Oğlum adama bak, bana çarpıyorsun bu çocuğu. Oğlum yoluna baksana sen amına koyayım. Hayat bitti amına koyayım. Allah bilir, hayat bitti. Yetişebilir miyiz? Çok hızlı gitsem. Oğlum son turda araba niye şey yapmaya başladı? Önceki turda hiç yapmıyordu. Oğlum bu araba niye devir satmaya başladı? Ne oluyor oğlum? Lastik başınıyor. Gerçekten mi? Oğlum yemedim bir cilimi şu anda. Yemedim son turda. Oğlum 3 turda böyle bir şey yaşamadık. Son turda 3-4'ten de spin attı araba. Şaka mı buna koyayım? Vallahi billahi hile var amına koyayım, böyle bir şey olamaz ya. Anime neyi açacak son iki, gerçi championship dedik değil mi? Son iki ölçü açacak. Okey, ne adamı seçelim? Zerfileçen iyi midir? Zerfileçen attım ikinci yarışa, hadi bakalım. Oğlum aynı pist açılmadı değil mi bak? Sanki yukarıda aynı pist var. Oğlum ben single race demiyorum. Championship dediğim için muhtemelen sonraki yarışı otomatik atlar diye aklımda düşündüm. O kadar şey olmaz mı gerçekten? Evet, aynı yarışı açmış aman hakkıyım. Çık! Ulusmuş çocuğuyum. Ben single race. Oğlum nasıl championship tıkladım? Nasıl single race'teyim? Aman hakkıyım, ben championship tıkamadım mı gerçekten? Evet, spor arabalar. Pantyside. Hocam top aldım. Turuncu. Şimdi otomatik olarak yarışlar başlayacak mı? 4 tane üst üste mümkünsek. Hadi bakalım. Bu sefer spor arabalar, spor arabalar daha hızlı gidebilir ama riski de biliyorsunuz daha fazla spin atmanın. Başlayalım bakalım. Aa, köy yoluna bak oğlum, mafya bir de böyle yol mu var lan? Yarışmada özel yol mu yapmışlar gerçekten? Buna bak. Vallahi bile böyle yol yoktu oyunda. Hocam ananı NPC var ya. Hocam bir çekilin, dağ taşı çarpayım. Allah rızası için. Tamam. Devam. Abi map'te de yol gözüküyor. Bilgisayar portunda oluşta yol gözüküyor. Hatırlıyorsunuz değil mi? Sadece araba işaretleri vardı. Yol koymuşlar. Bu da büyük bir şey bence. Böyle bir yol var mı gerçekten bilgisayar versiyonunda da? Ananı sikeyim. Vallahi billahi oğlum. 50 saat mafya öndüm. Ben böyle bir yoldan geçmedim lan. Hocam spin yok, tamam teşekkürler. Burada iki turum atacağız, okey. Yedi peşindeyim. Oğlum keşke D-pad ile oynayabilsek. D-pad ile niye oynayamıyoruz ki? Analog çok kötü hissettiriyor bu oyunda. Hem de bayağı kötü. Neyse, toprak yolda bu arabadan çok daha hızlıyız belli ki, hemen yetiştik. Bir atak yapmaya çalışıyoruz hemen. Atağımızı yaptık. Ne güzel bir geçiş yaptık. Köy yolunda şu an. Hocam kaza yapmayalım. Hocam kaza yapmayalım. Hocam kaza yapmayalım. Sıkıntımız yok, iyiyiz. Hocam tamam, sakin. Tamam. Burada bir hemen bir drift. Başarılı sayılır bence. İlk turu bitirdik. Ama akraba bak kutusu yok mu gerçekten?
Sağma soluma bakabiliyorum sadece. Aa bak, L2 ve 2 aynı anda basınca arkamıza bakabiliyormuşuz. Ananı sikim, tuşa bak. Devam. Artık hatası sürüyoruz. Bilgisayarda arkaya bakma tuşu var mıydı oğlum? Mecburen mouse'u çevirmiyorduk oğlum bir arkamıza bakmak için bilgisayarda. Evet, ikinci yaşımıza gel. Oğlum ikinci yaş dümdüz çizgide geçiyor, bu ne oğlum? En hızlı giden şey yapar ki. E kolay, bunu kazanırız o zaman. Dümdüz sürmek gerekiyor sadece. Haydi hocam, hadi bakalım ikinci yarışımız. Şaplay teşekkür versiyonu da var abi, tam resmi olarak. Oğlum bu nasıl yarış arabası? Bu araba şey arabası değil mi? Bizim Sadeyeli vizacıya götürüyorduk. O bölümde sürmüyor muyduk bu arabayı? Oğlum oyun hep 5 FPS'e düştü. Bu ne? Mafya bile bak abone koyayım. Lan cami var. Hemen bölüm, hemen aklına NBK Mafya 1 modunda yarış bölümündeki cami gelenler. Hiçbir zaman tahammülemediğimiz o şey. Valla çok fazla NPC ekrana geldiğinde FPS mi düşüyor, anlayamadım. Adamın peşindeyim. Allah'a canım, spin atmayayım diye o kadar fren dedim yani, benden o kadar fren görmezsiniz hayatta. Değerimi bilin. Bak hayırlı olsun, birinciliğimizi aldık. Burada 3 tur atacakmışız, başlayalım bakalım. Şimdi dümdüz gideceğiz zaten, sadece bir çarpı basıyorum. Valla tam olarak burada çok fazla FPS düşüyor oyunun. O yüzden sağa bakarak gideceğim, sağda FPS daha düzgün gibi. Online bu. Vallahi bir cidden bir online modu olsa 10 kişi yarışsak çok güzel olmaz mı gerçekten ya? Çok bir şey istiyoruz ya. Ha şuraya döneceğim bak, FPS'e bak. Aynı çeviriyorum hocam hızlı gitsin diye araba. Bu kısmı böyle söyledim. Yol hala birazcık daha var. Birazcık daha. Tamam şimdi bak, bu sefer fren demeden. Frenlemek zorunda arkadaşlar, frenlemek zorunda. Okey miyiz? Frenliyoruz. Fren çok önemli bir şey, hayat kurtarır. Yine Hamilton'su bir dönüş, tekrar aldık birinciliği. Devam. Frenli disk galiba son yüzden donuyor çünkü kamera düz olduğundan ön tarafı full handle'lıyor. Yani belli oluyor yani, ama bunu yapımcı şirkete düşünmesi lazım bence yani. Arkana baktığımda da o kadar kasmıyor. Okey, tekrar dönüş kısmı geliyor. Son turumuz, hata yapmamamız lazım. Dikkat edelim o yüzden. Dönüşü tamamladık. Şuraya bakarak sürmeye çalışıyorum. Tamam, iyiyiz. Hocam o kısmını frenleyeceğim, okey miyiz? Geldik mi o kısma? Birazcık fren. Dönüş. Tamam, bak çok sakin. Hiçbir sıkıntımız yok gördüğünüz gibi. Okey, bitirdik. Vallahi kolaydı hocam, biz zorlamadınız vallahi. Vallahi billahi hiç zorlamadınız. Bir de yarış bitirince özel bir arasan da giriyormuş. Böyle.
Okey. Little Italy 2 diye bir yaşımız var. Bunu da sürmedik değil mi? Bu sefer de bunu da soralım bakalım. Bunda harita niye gözükmüyor hocam? Harita nasıl bir şekilde sahip olduğu yükleme ekranında. Niye koymadınız bunu? Şimdi yaşayı bitince havai fişekleri falan arasan ne var? Vallahi çoktan yüzüğü sevinlediğim için muhtemelen onu asla göremeyeceğiz. Çoktan alınmıştır öyle bir özel bir şey varsa. Açıkçası Formula 1 aracıyla bir iş bekliyordum ama Formula 1 aracı yok mu acaba? Drift hata çok güzel bir dönüş. Ama aracı toparlamak birazcık zormuş ya. Ben hocam. Hocam aman arabayı kaydı mı fazla aman. Bak yapay zeka bak kaldığımdan gidiyor ya korunu kat yapa yapa. De sağ mı? Thank you. Şimdi ciddiğimizi aldık yine. Aman. İyi miyiz? Valla bu yarışta işte hiçbir türlü birinciliği vermeyiz gibi kaza yapsak bile. Hatta kaza yapacak bir an yok da. Dol mu oğlum bak bir an sağ gibi gördüm orada. Haritadan baktım sol olduğunu gördüm valla. Okey bunu da uçtuğu atacağız bakalım. Akkolt kontrol at yarışı yaparken. Hocam online'ı varsa kapışalım kardeşim. Online'ı yaparlar umarım da. Online bir atölye şeyi lazım zaten. Tek bir redemption de var. Daha iyi bir mekan alıyoruz. Bastık kardeşim. Spam yap bak kardeşim. Birisi de özelden konuşacaksan konuş. Tek etiketleyip burada yaz bak kardeşim. Olur mu bastık kardeşim? Teşekkürler. Ay boyunu çok seviyor ne. Öyle miymiş? Buradan kaza yapmadan geçeriz teşekkürler. Valla şu ana kadarki en kolay yarışımız oldu vallahi. Buna koyayım nasıl yarış lan? Rakipleri Mandon mafya yapay zekası işte. Evet pist kedi iş olunca şey olmuyor oğlum. Benim yarışı kaybetmem için pistin çok küçük olması falan lazım. Kaza mazal anca yani. Bunda nasıl kaza yapalım da yarışı zekasın değil mi? Bu da şov yapıyor sadece. Hocam tamam sıkıntı yok bir an gidiyorduk gibi ama toparladık yine aracı. Hani NBK yazılımcı ekibi toptan şu oyunu bir online mod yapalım vallahi bak. Mafya 1 Mafya 2'de bilgisayarda da online modlar vardı amına koyayım şu an ikisi de birbirinden beterhalde çalışmıyorlar amına koyayım. Hem Mafya'dan online modu yeniler attılar vallahi bunu canlandırırsak tek bir canlandırabiliriz. Neyse bu da çok basit bir yarıştı. Hiç zorlanmadık yine. Hatta 4. yarış hiç yine kolay bir seçim hiç gitmedim valla 4. yarışa. Racing Car'lara bakalım. Racing Car'da neler var acaba? Şöyle bir... Aha Formula 1 mi lan bu? Anı sikiyim. Gel bakalım hocam. Racing Car'lara geçtik. Allah sakin en son geçen sene mi baktım? Geçen sene Mafia 2 Mafia 1'e çalışmadığına eminim. Bir şey sıkıntı çıkartıyordu. Mafia 1'de de hiç oyuncu mu yoktu? Server mi yoktu?
Hadi başladık bakalım. Ama sakin hocam. Ağaca bak oğlum, ağaçın içine girmiş lan kaldığımın içine. Mahfekim epey sürekli çöküyor. Oğlum çökmesi yine iyi. Ben de açılmıyordu bile mahfekim alt player. At bir dönüş. Thank you. Tekilla. Bak hala üstümüzü dolusu bu çocuğu. Oğlum bu aynı pist değil mi yarıştığımız? Devam. Bir bok yapılmıyor. Yani işte böyle yarış mini gibi falan öyle bir şey kodlanması lazım. İyi miyiz hocam? Ağacı çarpmayalım, yola da çarpmayalım, kahramanı da çarpmayalım. Teşekkürler. Dönüş geliyor. Çok sakin bir dönüş. Ama bilgisayarda da bu aracın sesi böyle değil yani. Sesini güncellemişler mi? Ya oradan valla drift ata ata çok güzel geçeriz diye düşündüm de olmadı ne yazık ki. Kontrol mü hocam? Hayır, her şeyi yapacaktım, vazgeçtim bu sefer. Ne olur ne olmaz diye. Sakin. Thank you. Abi çok iyisin. Eyvallah kardeşim, eyvallah. Yılların birikimi. Ananın skin bir tur daha varmış. Demek ki sen gittin ben birazdan. Kemal'in attığı linke bakman lazım. Dusky mahvebin multiplayer. Yani muhtemelen mod linki falan ölmüştür bence varsa bile. Yoksa bir şey kaçırsak üzülürüm valla. Arkadakiler de hiç peşimi bırakmadı, helal olsun valla ha. Okey, ilk formül bir yaşı tanımadık böylece. Snow Vixen. Bakalım diğer iki yarış arabası neymiş. Mesela Discord linkine. Discord linkine varsa muhtemelen mod linkine dururdu ya o zaman. Blue Baker. Hocam bu farklı mı mesela? Neymiş bu? Hala hatta mod Discord'u güncel hep aynı füzyon var, araba yok. Araba yoksa oğlum, araba yoksa ne yapıyorlar lan? Mafya bir multiplayer araba yoksa ne yapabilirsin? Silah alıp çatışıyor musun sadece? Hayır, zevkli olmaz ki oğlum silahla çatışmak sadece. Ama bu bizim bildiğimiz yarış arabası pisi değildir değil mi arkadaşlar? Klasik. Ki öyleymiş galiba, ananı sikeyim. Başladık yine, bir de 5 tur ya.
Bu arada bu yapay zeka daha mı kolay, bana mı öyle geliyor yani? Bilgisayarda zorlanıyorduk ama burada yani ilk viraj hepsini geçiyoruz. Niye böyle? Konsolcuda akıl yoktur diye. Çok iyi dedin kardeşim. Çok iyi. Ben sana hak verdim, başka bir soru sormayacağım bu konu hakkında. Bakalım o şey kısmı var ya, bir tane zıplatma kısmı var. O duruyor mu acaba mesela, bakalım mı? Buradan dönüyorduk. Şimdi buradan gaz kesmeden gidersek orada böyle yukarı zıplatan bir şey vardı. Deniyorum bakalım zıplatacak mı? Yani abi cidden hiçbir sıkıntısı yok bölümün. Tüm zorluğu gitmiş mi? Burası duruyor. Bu da hala DNF olabiliriz. Burası hala biraz sıkıntı ama orası şey olmuş gibi. Temizlenmiş gibi. Abi bu ne? Bu nerede yetişti lan bana? Ya da acaba yol tutuşun daha kolay olması mı kolaylaştırdı oyunu? Ve bu benim hızımı nasıl geçiyor? Tıkta git olası çocuğu. Ben zaten 1000 pete insanlar gördüm lan bu oyunda. Drift geliyor, hızlanın. Evet, pek aklımdaki drift olmadı ama olsun. Bu da bir şeydir. Ve 27 checkpoint. Hocam şuradan gitsem ne olur? Dağ yolu. Parazelle ile dağ yolu, gelen gelsin. Dağ yolunu mafya ve busum yak. Hadi bakalım. Bu en hızlı yarış arabasının şimdi. Bakalım sonuçları ne olacak. Asfalt yolu varsa gerisi bizde hocam. Sıkıntı yok. Oğlum burada nasıl? Oğlum gerizekalı çık önümden. Nerede overtake yapacağız oğlum burada küçücük harita? Ya salak NPC'ye bak, kendi kendine kaza yapıyor buna koyayım. Oğlum drift attık bir NPC kardeşim. Valla bela böyle bir yolda yoktu değil mi? Lütfen bana böyle bir bölümde var demeyin bana Mafya 1'de orijinalde. Bu özel olarak yapılmış değil mi? Valla daha yolu yoktu, o kadar da değil değil mi beyler? Oh tamam, teşekkürler. Özel bir bölüm yapmışlar bakın. Yeşilliğiyle kafa kafaya. Geçtik onu da. Ama dönüş varmış. Bu bize birazcık vakit kaybettiğimi de teşekkürler mavili kardeşim, yola devam. Aman 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 aman, iyiyiz değil mi? Dön bakayım. Onu yakalayacağız, merak etmeyin. Aman aman aman, çok bu biz... Aa dümdüz açtık, açardık da. Neyse. Bir de karışık yüklemişler. Mesela karışık yarışta hal arabayı alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Prototype. Hocam mesela manta... Prototip aldım. Ne çıkacak merak ediyorum şu an. Garip bir araba var galiba. Yani şimdi klasik arabaya karşı falan mı gelecek abi karşımıza? Free Ride Extreme arabası.
Hadi bakalım prototip nasıl bir şeymiş. Görelim hızlı gidiyor mu yeterince acaba. Pek de hızlı değilmiş oğlum. Formula 1 arabası geçer lan şu ana kadar bunları. Vallahi çok yavaş. Önde çöp arabası mı var? O beyaz araba ne lan? Bir elektrik arabası gibi bir ses de çıkarmıyor da bu. Hocam hocam Allah bana çarpma da teşekkürler. Üçüncüyüz. Epey hızlı olmadığımız için birazcık zaman alacak ilk ulaşmamız ama en sonunda ulaşırız, merak etmeyin, burada ben varım. Hocam şuradan ben bir geçtim hem hızlı bir şekilde. İnanılmaz bir overtake. Birincinin peşindeyim. Daha önümüzde koca bir 5 tur var. Sakin olun. Daha önümüzde koca bir 5 tur var. Sıkıntı yok. Overtake'leri devam. Allah dönüş varmış. Drift'i dönüş. Lan kısa yol buldum lan. Allah bak böyle gitmek daha kolay ha. Ama birinci şu an baya bir fark karşıtı anladığım kadarıyla. Birinci şu an haritada minimap'te gözükmüyor bile. İşimiz zor yani arkadaşlar. Devam. İkinci yaklaşıyor şu an. Hız farkını kapattık, daha hızlıyız. İkinci için geliyorum hızlı bir şekilde. Hatta şurada bir geçiş yapabiliriz belki. Merhabalar tekrardan hocam. Ben bir şuradan geçeyim mi hocam? Thank you. Şimdi birinci kardeşimiz nerede bizim? Birinci kardeşimiz hala minimap'te yok. Ekranda da gözükmüyor önümüzde falan. Hani elinde sonra koskoca 3 tur var. Görürüz değil mi arkadaşlar? Herhalde görürüz. Bu oyuna dair abi PlayStation Report'unda olan yarış modu resmi olarak. Burada mı kaza yapmıştık? Vallahi bir risk almaya devam çünkü farkı kapatmamız lazım. Elimi gazdan çekmeyeceğim o yüzden. Bak bu sefer sıkıntı. Oğlum şu araç aslında ters dönmese idare edeceğiz de. Ben bu kırmızıyı çok bilendim o yüzden arkadaşlar. Devam. Evet, damage'imizin siyah olması arabamızı yavaşlatıyor mu arkadaşlar fazladan? Birazcık çünkü bir kazada yapsak artık patlayacağız da. Lan! Oğlum seni ben ananı sikmedim mi şu an? Oğlum bekle beni ulus kucu. Ben seni şimdi ananı sikmedim mi kardeşim? Bir beklesene beni. Bir beklesene, geliyorum. Allah razı olsun, bir bekle beni. Gel buraya. Yetişiriz değil mi? Ya araba gider değil mi? Hocam bir beni bekle beni, bak geliyorum. Kırmızı araba, sen ölüm listesine yazdım kardeşim, beklesen. Geliyoruz. Tersten sürsem ceza yazar mı lan oyun acaba? Böyle bir sistem kodlamışlar mıdır? Ben olsam kodlamazdım. Niye uğraşayım değil mi yani mesela? Ama arkadan cidden bir araba yaklaşıyor şu an. Bayağı hızlı. Oğlum
Nasıl yiyeceğiz? Yardım edin. Kardeşim gel, legal koşullarda geç benim, bekliyorum. Yani beni geçiyorsa. Arkadan bana da bursa da şey olsun, çok daha hızlandık şu an. Vallahi abi arabamız gitmiyor, görüyorsunuz yani, daha ne yapayım. Vallahi billahi gitmiyor abi. O zaman tek bir çare kaldı. Sondaki kırmızı araba gel. Bence Wrong Way yazması bizi etkilemez. Herhalde devam edebiliriz oyuna diye tahmin ediyorum. Abi o kırmızılı arabanın kafasına tam olarak gireceğim. Hazır mıyız? Şimdi kaç tane araba var? 6 araba var. Sen ikisin. Sen ilerle kardeşim. İlerle. 3. İlerle kardeşim. 4 geliyor. 4. Kapışmayalım 4. Tamam şimdi. Bu kırmızı araba. Gel buraya olsun çocuğu. Nerede kalmıştık? Pek de istediğim etkiyi yapamadım gibi hissettim ama neyse. Son yarış, son yarışta hadi Chinatown'da olsun. Bu aynı araba mı? Bir de taksi yok oğlum, kötü bu ya. Değişik bir araba istiyorum hocam, bunlar da kötü. Diğer yarış açsam daha güzel bir araba çıkar mı? Oğlum buna da aynı ananı. O zaman hadi bunu alalım ya. Yine çiftçilikte geçiyor galiba. Yine toprakta süreceğiz. Ay be iyiydik amına koyayım. Bismillah. Oğlum valla hızlı alıp ısırmıyoruz demiştim. Baksana ne kadar ilk virajda hepsine geçtik amına koyayım. Bu araba ne kadar güzelmiş. Yüz yok, prototip süreceğiz, onu süreceğiz, bunu süreceğiz derken valla kanser oluyormuşuz ha. Ama şuradaki dönüşte sıkıntı yaşamayalım. Bu da sıkı... O spin atmasaydı çok daha güzel olacaktı aslında ama neyse. Eyvallah, düzeltti sayılır. Bir vurdu düzeltti, bir de damage yememişiz galiba bir şekilde, niye diye sormayacağım. Ya oğlum ne oldu, benim araba kendi kendine sol yaptı. Abi yarışın bana çiftlikte, teşekkürler. Ya oğlum toprağa çıkınca... Burası Türkiye. Biz de Türk'üz Türk. Bu memleket bizim. Bu vatan bizim. Toprağa çıkınca otomatik olarak tekerlek drift atabiliyor. Çok açıkça yapmışlar vallahi, hayal olsa 2001'e göre. Burada burası geçen Türkiye olabilir arkadaşlar. Kanal D'de Hanımın Çiftliği dizisini izlediyseniz Hanımın Çiftliği de aynen böyle bir yerde geçiyor vallahi. Hani değil mi? Tekrardan gidiyoruz büyüncülük için. Bismillah. Tamam sıkıntı yok, iyi döndük, iyi döndük, sıkıntı yok. Bu araba patladı hocam, sen bana bir yol açar mısın buradan? Sen bana bir yol... Sen bana... Burası Türkiye. Biz de Türk'üz Türk. Bu memleket bizim. Bu vatan bizim. Daha önümüzde koca bir 3 tur var abi. Vakitten bol. Elimiz yok. Hocam bir dönüş. Thank you. Can oğlum sol altta canım bu düşmüş gerçekten oğlum. Arabanın canı düşmek, kendi canım bu düşmüş. Nereden demeyeceğim oğlum, onun ne diye canım kaldı. Arabanın uzasında yok lan.
Hareketi gördünüz mü? Bak bak, başka hiçbir mafya yayıncısı bize bu hareketi yapmaz oğlum, beni denemi bilin lan. Başka kim bunu yapmaya cesaret edebilir oğlum? Başka kimse de göremezsiniz bu hareketi, bak ha. Hocam ben şurada yerleyeceğim. Al mısınız oğlum, o da yoldan gidiyorsunuz buradan gitmek varken. Enerjiler. Bak. Nasıl yedik bunları. Ya da böyle geçtik, kaldı. Dört araba. Bismillah, şurada bir dönüş. Araba dönmüyor ki oğlum yeterince. Arabanın tekerlerinde bir şey mi olmuş bizim? Artık şey yapamıyorum. Hocam korkunun çocuğu olmazsa elimizi gazdan kesmeyeceğiz. Ve... Yola devam, yola devam. Sıkıntı yok, yaşamadık. Ama cidden gördünüz mü? Benim arabanın tekerleği patlamış amına koyayım, o kesin yani. Yine o düzlükte geçelim ben bunu. Bir kişi daha geçmiş oluruz böylece. Geliyorum. Buradan devam. Evet, geçemedik. Niye geçemedik? Canlarına göre geçiyor olmamız lazımdı. Geçtik mi? Geçtik mi? Neyse. Mafya 1. GTA 2 yarış özel bölümleri böyleymiş. Böyle 4 farklı araba şeyinde yarış bölümleri koymuşlar. Mission Select'te ne çıkıyor karşımıza? Bölümler mi çıkıyor? Hayır, bir çıkmadan bir de Free Ride'da normal bir şehirde gezinelim bakalım ne yapmışlar, ne etmişler. Kapatmadan önce oyunu. Neyse, birçok mafya klibin oldu. Vallahi yani, maskeli oyuna 2 yapacaktım, maskeli oyuna 2'ye koyalım en kötü he. Vallahi kaza yaptım, çok komik. Allah hemen koyar kart, hemen hava atın. Bakın, bu şehirde serbest gezinme modu biliyorsunuz. Burada bakalım kamera kontrolü, silah kontrolünü merak ettim, onu nasıl yapmışlar diye bir ona bakacağım. Ben bu yeni indirip editleyip kanalıma atabilir miyim? Vallahi abi 30.000-40.000 izlenirse paramı alırım kardeşim. 10.000 TL istedim, ona göre. Bunu okey diyorsan koyabilirsin. Okey, mafya. Şu an normal şehre geldik. Oğlum sol üstteki harita niye 144p? Ananızı sikiyim. Harita koyduklarına sevindim de. Niye harita 144p? Onun dışında render distance çok düşükmüş, onu gördük yani, her şey 5 metre önümüzde spawnlanıyor. FPS çok düşük. Texture kalitesi çok düşük demiştik değil mi? Ama kalan her şey aynı değil mi? Yine de PlayStation 2'ye göre iyi diyebilir miyiz? Bu kadar portlamayı bile başarmaları. Oğlum baksana, tekstile gidip geliyor, ananı sikiyim. Araba da buradan çıkar oğlum, normal Mafia 1'de çıkamazdık buradan bu arabayla ha. Okey, bir de inip bir kontrole bakmak istiyorum. Lan vallahi neden kontrol etmek daha kolay, ananı sikiyim, şuna bak. Oğlum daha kolay lan nişan almak falan filan. L1 zıplama, V1 ateş değil mi? Eğilme tuşu L3. Oğlum vallahi oyunu ben böyle daha rahat oynadım, ananı sikiyim. Gerçekten daha kolay lan. Patlat bu tuşu da yuvarlak. Tuşlar da çok güzel yapışa koymuşlar. Güncel modern oyunlar gibi koymuş adamlar. Bir polis gelsin, bir çatışalım. Polis nereden çağırabilirim? İnsan öldürsem gelir mi polis? Polis yok mu? Freeride'de mi yok, yoksa oyunda olmaması yoktur değil mi? Freeride'de mi yok polis? Lütfen bana polis getirin. Aha dur. Kim sıktı bana? Lan!
Bir de ses sen sağdan sondan gelince belli de olsa daha güzel olabilir sanırım. Adam bunu sıktı, arkamdan sıkıyormuş. Adamı nereden sıktığını anlayamadım amına koyayım. Bu bir çatışma denemek istiyorum. Silah menüsü böyleymiş. Direkt D-pad de yapıyorsunuz. Bir random sıkalım. Aha gel gel çatışıyoruz dur. Hayır yanlışlıkla tıkladım. Time'i değiştir. Şimdi iyi izleyin bak. O kan ne lan? Ha kan değilmiş ama bunu. Yemin ederim kan diye bakmaya gidiyordum ananı sikeyim. Vallahi bunu saymam son bir kez. Son bir kez. Abiden direkt son bölümü de açabiliyoruz lan. Ya çok da mantıklı değil mi çatışmayı istiyorsak? Yanlış yere tıkladım. Pardon arkadaşlar. Direkt son bölümü açsak cidden çok da mantıklı olabilir gerçekten. Hocam ek oğlum Allah aşkına suççu ben değilim. Resum game en sonunda, exit game en başta olur mu amına koyayım? Bu nasıl bir mantık? Suçu kabul etmiyorum kesinlikle. Mafya benim suçu bu. Adamlar ters koymuş amına koyayım. Exit en altta olur, resum en yukarıda olur. Mission select. Hocam direkt bana son bölümü aç bakayım. Son bölümü hatta son kısmı olur değil mi sadece? Araba sürme kısmı da olması mümkünse. Eminim mafya Türkçe modu değil. Abi bir de şey değil mi abi? Ölmeme challenge'ı. Ölmezsem herkes bağış atacak bana. Ölmezsem tüm parayı alıyorum. Öyle değil mi? En az bir 10.000 TL ortaya koyuyorsanız hemen yarın başlayayım mafya bile. Yok sadece NBK modu biz güleceğiz sen de dead olacaksın hep. Abi onu yaptık çok ya kalsın kardeşim. Garaj bölümünü aç başlardan direkt çatışmaya atıyor. Yani son bölümü gördük artık bir son bölümü oynayalım ne kadar vaktimiz alır ki son bölümü bitirmek sadece. Değil mi arkadaşlar? Ölürsem tüm para çetin. Aslında güzel konseptler. Ölürsem parayı chatten rastgele birine veririz bandı yaşında. Kadın mafya bir de kalsınlar bu şekilde tabii ki oyun içi render değil. Pre-rendered önceden kaydedilmiş bir şekilde asendirleri yapmışlar. Tabii ki Blade Eşek'in teknik limitasyonları el vermiyordu o zamanlar real time şey yapmaya. Gerçi GTA San Andreas real time arasan demedi ama mafya bir de yapamamışlar demek de belki daha doğru olabilir. Neyse bir son bölümü yapmayı deneyelim kanser olmazsak. Haritayı nereden açıyoruz? Vay vay haritaya bak oğlum harita daha mı iyi lan ananı sikeyim. Harita böyleymiş. Hadi altı mermim var. Başka silahım vardır bence ya. Okey direkt galeriye gidiyorum değil mi o zaman? Galeriye gitmek için sağ falan yapacağız herhalde okey. Aslında oğlum varmış oğlum tabanca işte bir tane yeter de artar bir de. Bir ihtiyacımız yok bizim boyuna verdiğimiz bir ruh, bir kalp var. Sıkıntı çekmeyiz bence. Ama artık şey yapamıyorum. Haritaya bakmak oyunu durdurmak anlamına geliyor lan. Çok daha kötü aslında baksanıza. Bilgisayar portunun valimini sadece saydam olarak harita çıkıyordu ve çok daha oyunu bölmüyordu. Burada oyunu bölüyor. Ben söyleyeyim yani nereye. Abi yayın dileli geliyor malumun. Pek çözüm olmuyor. Okey şimdi bir sol yapıyordum. Ne kadar şahane yok sonunda o zaman direkt köprüye çık olmamız lazım. Haydi bakalım köprüye galeriye gidiyoruz direkt. Ece arabaları fixlemiş olmalı çok garip geldi bana ya. Tüm arabalar çok daha hızlı gibi. Tamam giderken burada bir kaza yapmayalım da sonra can eksilmesin malumunuz. Ya neyse dokunacağından bir şey olmaz dokunacağından bir şey olmaz. Bir de mantıken PlayStation 2 portunda şey de yoktur değil mi manuel sev. Ölürsem bölümün başına mı atar yoksa checkpoint var mıdır acaba merak ettim şu an. Checkpoint alıyordur değil mi en baş atmıyordur değil mi? O kadar da değildir bence. Lan başladı müzik. Goat müzik valla.
Okey, geldik galeriye. Merhabalar, merhabalar. Hocam. Aslında bu bizim telifi yoksa direkt şey de yapabilirim yani böyle katıl şeyine videoların katıl şeyine koyabilirim aslında ama telifi var galiba değil mi? Sonuç olarak oyun sistemi geldiğini kaldırdılarsa müziği teliften. Muhtemelen vardı herhalde YouTube'da koymakta. Neyse hocam geldik. Umarım sıkıntı çekmeden. Bir şey diyeceğim, biz niye Monerse düşünüyoruz ki? Oğlum ben PlayStation 2'de oynuyorum. Benim Monerse babam bir saniyem olur. Geç amına koyayım, geç. Go. Direkt bunu bilgisayardan çekip bence PlayStation 2 koymuşlar da MP4. Surprise! You weren't looking for that. Okay, şimdi hocam. Bakalım PlayStation 2'de versiyonunda hiç ölmeden, zorlanmadan geçebilecek miyiz? Şu an demir çevirdik bile. Ha, o düşen silahmış ha. Bu silah şeyini gösteriyormuş, düşen silahları. Hadi lan. İnsanı öldürmek hala aynı zorlukta, o kesin. Ya oğlum ne? Oğlum git başımdan. Oğlum bu ne? Ya şaka mı? Oğlum ananı sikeyim. Jump scare gibi geldi ekranıma ya. Okey, iyiyiz. Hocam silah mermisi nasıl alacağım? Çarpı üçgen. Buna alınabiliyor mu? ...38 can. Biraz atarken takla atarsan... Evet, geçiyormuş. Hocam diğer silah ver bana ya. Burada adam vardı değil mi? Yokmuş. Hah. Demir içemeyelim. Bu okey. Bunu buradan vururuz değil mi? Aa, elinde çok güzel bir silah da var. Demek ki buradan geçersek tamam. Pompalıyı aldık. Kaydettim. Burada bomba geliyordu hatırlıyorum. Bomba gelmiyor muydu? Ha, bir üstüne koşmam lazımdı galiba, ananı sikeyim. Hocam mermi doldur. Valla pompacısı CS 1.6'dan. Ölsene artık uskucu çocuğu. Tamam, şimdi bir yaklaşıp kendimi bomba... Bomba yine gelmedi. Normal mi arkadaşlar bombanın gelmemesi? Acaba PlayStation 2'de bombayı kaldırmış olabilirler mi? Şu an onu da merak ettim. Burada bir araba seninle giriyordu, aynen. Evet, muhtemelen bomba efektlerde... Bilmiyorum, patlama efekti PlayStation 2'yi zorladığı için kaldırmışlar mı? Bir şey yapmışlar. 7 can mı? Oğlum 7 can nereden? 37 yok muydu? What the fuck? Yedi can da bitti. Oğlum burada bir can vardı değil mi ya? Bak vallahi bak bu kısımda bir medpack. Neredeydi? Şuradaydı, şuradaydı. Hatırladım bak. Aç hocam. Açma tuşu ne? Çarpı. Kaç verir? 57. Tamam, yeter de artar bile hocam. Devam ediyorum. Bu kapı açılmıyor. Yanlış yerden mi gittim? Tekrar döndüm buraya. Hadi. Oğlum, ulus bu çocuğu 50 canım vardı. Amına kodum evladı. Merhabalar. Zamanında bir ışınlama yaşadık. Yola devam. Devam.
Nereden iki damage yedim? Sen misin lan o iki damage veren? Abi benim ekranımda, benim ekranımda böyle bir şey yoktu. Sen orospu çocuğu musun? Nereden vurdun da öldürdün beni? Sen buradan gideceğim. Bu okey. Bu okey. Nereden oğlum silah sesi nereden geldi anlamıyorum ki bu korkta. Lan! Hocam bir saniye. Devam. Oğlum bu grafiksel bug ne lan? İlerliyoruz. İlerliyoruz. 35 can yeter de artar. Hadi şurada bir yine kaydettim ne olur ne olmaz diye. Lan! Oğlum vallahi görmedim adamı ananı sikiyim. Nerede oğlum bu? Uça bak yatıyormuş. Vay vay vay. Vay hocam. Olaya bak. Görüyor musunuz bak. Epik. Boxer Games koysa oha detaya bak derdiniz. Nerede burada adam yok. Nasıl bu çocuğu seni. Ah. Yani evet şu oyunda bile halen bir anda ölebiliyoruz abi. 50 canım vardı bir anda sıfırlandı. Şimdi burada yavaşça hop. Oğlum şaka mı burası nasıl geçiyoruz beyler. Artık böyle yavaş yavaş ederdi. Lan lan nereden? Nereden ne sıkıyor? Oğlum. Ne sıkıyor? 5 can kaldı. Ben aynı odan geri mi döndüm şu an? Ne oldu ben? Nereye geldik biz? Ben neredeydim? Ben nasıl tekrar buraya düştüm? Biraz önce... Şu an... Kafam attı cidden oğlum. Bu oyunda kafa atma animasyonu mu vardı? Ne oldu biraz önce? Oğlum o nasıl oldu? Ananı sikiyim. Bu garip. Adamın mermisi yoktu herhalde bana direkt şeyle daldı ama Tommy kafa attı sonunda adama. Bir canına hayattayım şu an. Yukarıdan kapıyı aç. Şu an açabiliyor muyum? 102 sıfırlandı baştan başladı ananı sikiyim. Hocam bir can daha birazcık zorlanır mıyız şu an? Kapı açılmış. Hocam bir can birazcık zorlar mı ya? Direkt final boss'una mı geldik? Ama sen de görecek değil mi? Abi şimdi geldik oyunun final yerine de. Bir can var. Evet. Bir canla mafya bir final boss'a geçilir mi? Hemen test ediyoruz. Burada müzik çalmıyor muydu? Müzik yok şu an. Adam nerede? Hareket ettiğini de görmüyorum. Mutlu musun kardeşim? Lan! Ya! Saniyede iki mermi atıyorsun, kilitliyorsun, yerinde yeterince asla yerince kaçacak. Ay bu... LT2'de de işe yarar mı emin miyiz? Aa nasıl ki? Oyun bozulma, hayır! Oyun bozulma lütfen, yerine dön! Lan F3 bastım, oyun böyle kaldı, yardım edin! Thank you. Şimdi... İlk önce daha güzel bir konumdan, şuradan deneyelim.
Bence iyi bir denemeydi. Nereye gitmiştir? Gözükmüyor. Şimdi koşacağım koşarken ananı sikeyim dur. Beyler. Bu kan işaretleri yoksa yoksa ne cidden her şey çok daha kolay. Bunu kabul edebiliriz değil mi? Şimdi bu sahneyi atlarsam oyunun son ara sahnesini atlar mıyız? Ve zorunda mıyız? Vito'nun geldiği yeri. Same situation again, Tom. And once again, you can't decide. Atlamayabilir. O zaman bir deniyorum. Evet, atlıyormuş. Ama Allah'tan sev aldım o yüzden önceden. İzlemek zorundayız oyunun sonunu görmek için. Geçmiş olsa da izleyin arkadaşlar. Ben de kola içiyorum. Oğlum yemedim. PlayStation 2 emülatörü ne kadar güzel bir şey ya. Baksana her şeyi deneyebiliyorsun hiçbir şey kaybetmeden. Tüm oyunları PlayStation 2 emülatöründe oynayalım amına koyayım. Ayrıca kazandırabiliriz. Abi definitivdeki hiçbir karakteri orijinalde değişmem vallahi. Oyunun yapımcısı olan Daniel Barba'nın bir tane sözü var. Sizin ben anınızı sikeyim Sam'i şivek yapmışsınız amına koduklarım diye. Bence çok güzel bir laf. So it was you again, huh? You destroyed the picture collection worth a few million dollars? I wasn't planning on it, but somehow it worked out that way. Otherwise, that's everything. I got out of there fast. There was no picnic. I really was in danger, but I pulled it off. I took the wife and daughter and immediately left the country. Sam was right. If they decided to find Frank in Europe and take revenge almost 5 years after he disappeared, they wouldn't let me just leave after betraying them. And you're willing to say all that you've now said to me in front of a court, to give evidence against all those men? Don't you think the situation will be a lot worse for you? What you're planning to do now is a betrayal. It's more like treason. These people go to jail, or better yet, death row. They won't be able to take revenge on me. Önüne gelene saldırmıyor. Sadece mafya hakkında konuşuyor ki mafya hakkında konuşmuyor da bence hakkı var oyunun yaratıcısı, ilk oyunun yapımcısı olarak. Adamdan hiçbir şey söylenmeden, izin alınmadan, haber verilmeden oyununa remake yapıyorsun falan filan. Bence haklı yani adam. Everything worked out until the legal case. I sat in my cell and wrote down the evidence I had against all the people I'd worked with. People I had been friends with for 10 years. The case was huge and caused a shock throughout the country. No, Marcus, the time on the magic to arka planı var ama. The shortest sentence was 8 years. I spent the whole time in a closed cell at a secret location. Ve yani tutulmayan sözler, şeyler, hayaller. I got work as a driver for a respectable company. We started a whole new life. Okay, geldik oyunun sonuna. This peace was only interrupted by the war, but we got through it. Angelo. Yes. Mr. Salieri sends his regards. You know, the world isn't run by the laws written on paper. It's run by people. Some according to laws, others not. It depends on each individual. Allah'ım, mafya bir PlayStation 2 portu. How he makes it. Ben çok kötü bir şey bekliyordum ama aslında beklediğinden iyi çıktı kesin yani. Belli başlı düzenlemeler, oyunun kolaylaşması, arabaların sürülebilir olması gibi şeyler.
Uğraşmışlar yani. Ben uğraşmamışlar diye biliyordum ama bayağı bir uğraşmışlar aslında. Helal olsun. Bir de bilgisayarda bile mesela kontrolü çok zor bir oyun mafya biliyorsunuz. Ben kolla çok rahat oynadım mesela oyunu. Oldaki tuşlar bildiğin güncel modern şey gibi yapmışlar. Helal olsun yani. Ne diyeyim. Hangi ayar yapmam lazım? Ne ayarı? Neyse mahve bir flat ilişki portalı. Şurada küçük bir bakış attık sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi bir gün o şeyi mutlaka yapacağız. Ölmeden mahve bir bitirme challenge. Onu da bir gün yapacağız ama dediğim gibi onun için ilk önce bana güzel bir bahis koymanız lazım. Kardeşim bitmeyen modda kullanmıyorum.